O günler Anadolu kültürünün değişikliğidir. O günler sıkıntılı dönemler. Evet, o dönem ben Selam Gazetesi'nin temsilcisiydim. Karanlık bir dönemde elbette. Şantajların, tehditlerin, kumpasların çok olduğu bir dönemdi. Bir gazeteci olarak Gaziantep'teydim ve Selam Gazetesi'nin temsilcisiydim. Ağırdı, zordu. Her gün ofise geliyorlardı, büroya geliyorlardı. Ne yapıyorsunuz? Tehdit ediyorlardı. En sonunda da bir gün akşam gelip herhangi bir şey demeden beni evden alıp götürmüşlerdi. Yani evden çıkarken gözlerimi bağlayarak götürmüşlerdi. Sonra birçok iskence maruz kaldım ben o dönemde ve şöyle söyleyeyim, nerede olduğumu, nerede tutulduğumu, vakitin ne olduğunu birkaç gün sonra öğrendim. Nerede olduğumu. Böyle bir şeydi. Ortada bir suç yoktu ama üzerimize atılan suçlar çoktu. Yani birçok cinayet işlemiştik. Birçok eyleme katılmıştık, bir suçumuz vardı ama bu suçların hiçbiri ortada yoktu. Nerede önceden işlenmiş karanlık bir suç varsa, nerede faili meçhul bir cinayet varsa hepsini üzerimize atıyorlardı. Yani ben hatta şöyle söyleyeyim, o döneme kadar gitmediğim yerlerde, falan yerde falan cinayet işlenmiş, falan yerde falan eylem yapılmış, buralara da sen gitmişsin, bunları da hepsini sen yapmışsın. Suçunu üstüme attılar. Sonra bunların tespit edildi ki ben değil o suçları, oralara bile gitmemişim, o şehirlere bile gitmemişim. Böyle bir şey, böyle bir ağır bir şeydi ve çok ağır iskenceler vardı. Emniyette bizi tutuklayanlar, gündüz iskence devam ediyordu, gece sorguya gelen başka bir ekip oluyordu. Belki biraz böyle de dramatik. Başka bir ekip de sabah namazına bizi kaldırıyordu. Böyle bir şeyin içerisindeydik. Elbette ağırdı. Yani sizin o demiş olduğunuz ve hedef gösterilme meselesi çok ağırdı. İşte o günkü medyayı iyi hatırlıyoruz. Herkes bu ülkede %99 Müslüman olan bir ülkede üzerinizde İslami motifler de olmak dahil, yapmış olduğunuz ibadetler de dahil, konuşmuş olduğunuz sözler de dahil, hepsi o günkü medya tarafından o 28 Şubat'ı asıl gerçekleştiren zihniyet, o medya dediğimiz medya ayağı sizi her halükarda hedef gösteriyordu. Ve hedef gösterildikten sonra zaten sizin için iş bitiyordu. Medya o gün 28 Şubat'ın çırtkanlığının hassını yapıyordu. Ve bugün görüyoruz o insanların bugün farklı söylemlerle çok demokrat olduğunu görüyoruz. Aslında değiller. Aslında sadece gizliyorlar. Yarın öbürsü gün bu ülkede böyle bir şey olursa yine aynı şeyi yapacaklarını, çünkü zihin olarak böyleler. Böyle bir zihniyete sahipler. Bugün demokratım diyen, bugün özgürlüklerden şuradan buradan bahsedenlerin 28 Şubat'ta neler yaptığını çok rahat görüyoruz. Bunun bir kısmı da bugün işte aynı o dediğimiz zihniyet AK Parti iktidarında bu ülkede işte baskının olduğunu, diktatörlüğün olduğunu, şunun bunun olduğunu söylüyor. Ama o gün 28 Şubat darbesine alkış çalıyorlardı adeta. 28 Şubat darbesinde o gün herkesi hedefe koyuyorlardı, hedef gösteriyorlardı. Buradan baktığımızda bu zihniyetin nasıl iki yüzlü olduğu ortaya çıkıyor. Ve ciddi bir mağduriyet hepimiz, yani şahsım da dahil, ciddi o dönem ciddi bir mağduriyet yaşadık. Gaziantep'i bırakmak zorunda kaldım, mesleği bırakmak zorunda kaldım, Ankara'ya gittim. Orada çalışmak zorunda kaldım. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Yani sadece tutuklanmam, gözaltına alınmam, iskenceye maruz kalmam yetmedi. Sonraki dönemlerde de bu devam etti. Her seferinde eve geldiler, her seferinde kapıyı çaldılar, her seferinde sordular, her seferinde yolda beni gördükleri yerde çevirdiler. Bütün bunlara rağmen büyük bir mağduriyet evet yaşadık ama biz biliyoruz ki 28 Şubat karanlık bir dönemdi ve en çok bundan, yani o 1000 yıl dedikleri o 28 Şubat'ta İslami hassasiyete sahip bütün insanlar nasiplendi. Bütün insanlar buradan bir pay aldı. Ama en çok da yüreğimizi dağlayan o gün suçsuz yere kumpaslarla, oyunlarla cezaevinde gözaltına alınıp cezaevlerine atılan ve bugün hala cezaevlerinde olan insanlar çekiyor. Asıl ağır yer orası. Bir darbeden bahsedeceksiniz. 28 Şubat bir darbe ise ki darbedir. O halde 28 Şubat dönemindeki alınmış olan darbe kararlarının darbeden sonra bugün demokratik, bugün daha özgür bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kararların acilen bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması lazımdı. O kararların düşmesi lazımdı. Çünkü darbe döneminde alınmış kararlardır bunlar. Ama bugün bakıyoruz, darbe döneminde hakimler, savcılar tarafından alınan kararlar bugün hala uygulanıyor ve o insanlar bugün hala cezaevlerinde. Çocukları hala işte onların yokluğunu çekiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Eğer bu ülkede biz 28 Şubat'ın tamamen ortadan kalktığına inanıyorsak, söylüyorsak, iddia ediyorsak, o halde 28 Şubat döneminde gözaltına alınan, inançlarından dolayı, İslami hassasiyetlerinden dolayı gözaltına alınan insanların bırakılması lazım. Bunların hiçbirinin suçu ispat, delil değil. Çünkü o gün biz biliyoruz ki o günkü zihniyet bu tür gözaltıları, o gün gözaltına aldıktan sonra yargılanan ve hüküm diyen insanların hepsini bir kumpasla hüküm aldıklarını, hüküm giydiklerini görüyoruz. Böyle bir durum hükümetin, yani uzadı, çok uzadı ve yorulduk. Hepimiz cidden yorulduk. Her sene 28 Şubat geldiğinde 28 Şubat'la ilgili birçok şey söylüyoruz. Ama cezaevinde olan, 20-25 senedir cezaevinde mağdur bir durumda, suçsuz bir şekilde, haksız bir şekilde gözaltına alınan insanların bugün zindanlarda ölüme mahkum edildiğini görüyoruz. Ben inanın artık yazmaktan utanıyorum. Neden? Yani siz söylüyorsunuz, ortadaki bütün şeylerin hepsi açık ve diyorsunuz ki bu insanlar 20 küsür senedir suçsuz yerde cezaevinde yatıyorlar. Evet, yani bir darbe oldu ve bu darbeden herkes etkilendi. Eyvallah, kabulüz. Ama bu insanları artık salıverin. Bu insanların hangi şartlarda gözaltına alındıkları, hangi şartlarda yargılandıkları ve hangi şartlarda kimlerin eliyle, kimlerin baskılarıyla hüküm giydiklerini bu ülkede herkes biliyor. Yetkililer de biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Hal böyleyken hala bu insanların cezaevinde tutulmaları kabul edilebilir bir durum değil. Hükümetin, yani hep diyoruz ya, son 28 Şubat olsun. Evet, gerçekten son 28 Şubat'ın olabilmesi için cezaevinde 28 Şubat döneminde gözaltına alınıp tutuklanıp hüküm giyenlerin serbest bırakılmasıyla mümkün. Söylemle bu olmuyor. Ve bugün geldiğimiz noktada bu mağdur olan, cezaevlerinde ölüme mahkum edilen insanların bir an önce bırakılması lazım. Herkesin bu konuda elini taşın altına koyması lazım. Gerek siyasilerin, gerek bürokratların, gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerek kanaat önderlerinin, gerek gazetecilerinin artık bu konuya. Çünkü ortada, evet, yani ben gazeteci olarak belki o gün işimi kaybettim. Belki bir başörtülü o gün işte okulunu kaybetti. Bunların belki birisi o gün işte yapmış olduğu görevinden oldu. Ama şu anda cezaevinde olan insanların hayatları gitti. Ortada daha büyük bir mesele var. Ben belki gazetecilik yapmamış olsaydım, yapamaz durumda olsaydım, yani o gün ben bu mesleğe devam edemez bir durumda olmuş olsaydım, mesleğim gitti diyelim, belki başka bir meslek yapardım bugün. Bu mümkün. Yani sizin işiniz gitti, başka bir iş yapabilirsiniz. Siz okul okumadınız, başka bir şey. Bu hayatın sonu değil. Ama bu insanlar bir hayatın sonu demiş olduğumuz cezaevinde, dört duvar arasında 20 küsür senedir zindanlarda yaşıyor. Ve çocukları dışarıda babasız yaşıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çözülecek mesele, çözülmesi gereken asıl mesele, bir mağduriyetten bahsediyorsak eğer, en büyük mağduriyet burada ve bu mağduriyet hala devam ediyor. Bu mağduriyet devam ettiği müddetçe biz 28 Şubat'ın bittiğini söyleyemeyiz.